günahkarlarız. Biz Allah'a söz verdik. Dünya hayatına gelince aldandık. Aldattık ve aldandık. Şeytana aldandık. Dünyaya aldandık. Nefse aldandık. Dünyanın melanetleri karşısında şaşırdık. Ya Rabbi toparlanmak istiyoruz. Duamda tövbekarız. Sen Allah'ım desen, Ya Rabbi kul seni hatırladı desen, inan ki Allah sana kapıyı açacaktır. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Öncelikle hepiniz bu güzel gecede sahur programımıza, efendim Sultanahmet Meydanı'na, İstanbul'a hoş geldiniz, onur verdiniz, şeref verdiniz efendim. Sağ olun, var olun. Efendim inşallah Yüce Allah, nihayet onun rızası için, Allah rızası için bu programa gelirken attığınız her adımınıza inşallah sevap yazar diye ümit ederim Yüce Allah'tan. Niyetlere göre, ameller niyetlere göredir. Allah herkese niyetini ihsan eylesin diyelim. Efendim bu gece yine Ramazan ayının son 10 gününe doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Yani Leyla-i Kadir'in bulunduğu zaman dilimine doğru yürüyoruz. Ve şimdiden Leyla-i Kadir için sizlerden hatimlerinizi bitirdikten sonra bizi vekil tayin etmenizi rica ediyoruz. Hani Yasinler var, Tebarekeller var, Hatimler var. Bize onların duasını sizinle beraber Leyla-i Kadir gecesinde, yani Kadir gecesinde inşallah hep beraber yapacağız. Ve dilerim Allah içimizden kimin duası makbulse onun duası hürmetine tümümüzün dualarını kabul edecektir inşallah. Çünkü o keremi çok cömerti fazla olandır. Onun merhameti, affı, hidayeti çok fazladır. Allah kendisine yaklaşana yaklaşır. Allah kendisine koşana Yüce Allah rahmetiyle muamele eder. Çünkü hadiste kul bana bir karış yaklaşırsa ben ona 3-4 karış yaklaşırım. Yani bir kol kadar, bir zira kadar yaklaşırım diyor. Kul bana yürürse ben ona koşarım diyor Allah Celle Celaluhu. Ve kul beni isterse ben de onu isterim. Kul benden nefret ederse ben de onu istemem diyor. Aklı başında bir insan Allah'tan nefret edebilir mi? Demek ki aklı başında olmayıp nefret edenler vardır. Biz Rabbimizi sevdik, iman ettik. Görmeden ne emir göndermişse başımız gözümüz üzerine dedik. Bunu bir hayat tarzı olarak bildik, belledik. Öyle devam ediyoruz. Rabbim nihayetine kadar bu yoldan bizi hiç ama hiç çevirmesin inşallah. Efendim bugün güzel konularımız var tabii, beraber paylaşacağız. Fırsat bulursak tabii ki belki sizden de birkaç soru almaya gayret edeceğim inşallah. Sadaka-i fıtır bugünlerde çokça konuşulan konuların başında geliyor. Hepiniz soruyorsunuz. Şimdi fitre ne kadardır diye yılda bir defa fitre geldiği için akıl karıştırıyor tabii. Hocam ne kadar vereyim? Kendim vereyim mi, vermeyeyim mi? Evladımdan dolayı verebilir miyim? Annemin fitresini ben verebilir miyim? Babam benim fitremi verebilir mi gibi çok soru akla geliyor. Öncelikle şunu belirtelim. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı fitre bedelini tespit eder. İşte hurmaya göre, kuru üzüme göre, buğdaya, arpaya göre 4 cins efendim tüketim maddesinden bunlar hesaplanıyor. Yani 3 kilo civarında, 1,5 kilo civarında ürününe göre değişebiliyor. Bu sene Diyanet'in tespit etmiş olduğu fitre bedeli, yani fitre bedeli ve sadaka-i fıtır farklı şeyler. Fitre nedir? Fidyesi veyahut da veya kefareti, işte tutamadığının fidyesi. Yani karşılığı nedir o? Orucun
diyelim 30 gün tutamadıysa her gün 25 lira, 23 lira gibi bir para verecek. Bir ay boyunca. Ama orucu tuttunuz, oruçla ilgili bir probleminiz yok. Siz Ramazan ayının sonunda bayrama doğru gidiyorsunuz. İslam vacip kılıyor. Neyi vacip kılıyor? Yılda herkes bir defa bir sadakayı fıtır kadar parayı Allah'ın verdiği sağlığın bir karşılığında Yüce Allah'ın rızası için fakirlere verecek. Yapılan şey o. Allah rızası için fakirlere bu para verilecek. Sizin baş sağlığınız için yani. Başın fidyesi demişler. Hayatın fidyesi, sağlığın fidyesi olarak Allah rızası için fakire vereceğiz. Yılda bir defa. Hocam benim hiç param yok, vermezsin. Yani yapacak bir şey yok, hiç para yoksa kişiye vermez. Hocam benim 20 liram var ama işte resmi açıklanan efendim miktar 23 lira gibi bir para. Peki 23 lira neye göre planlanıyor? Demin saydığım ürünlerin piyasa değerine göre. Yani bir fakirin, bir kardeşimizin sabahleyin akşama kadar olan bir günlük yiyeceği. 23 liraya zaten ancak insan doyar. Eğer dışarıdan yiyecekse. Fakat bir insan diyorsa ki, hocam benim bu kadar param yok. Ben o parayı veremem diyor. O zaman gücü neye yetiyorsa. 20 lira, 20 lira yapacak bir şey yok. Veya 15 lira, 15 lira gücü neye yetiyorsa o niyetle verir. Cenab-ı Allah inşallah onu kabul eder diye söylemiş olayım. Burada iyi niyet çok çok önemli. İhlas çok önemli. Samimiyet çok önemli. Gücün yetip yetmemesi çok önemli. Peki sadakayı fıtır. Anne hamile. Çocuk bekliyor. Ramazan ayında da çocuk henüz doğmadı. 8 aylık. Bu çocuğundan dolayı fitre verecek mi? Hayır, vermeyecek. Peki bayram sabahı doğdu. Bayram sabahı doğdu. Fitre verecek mi? Hayır, vermeyecek. Peki fitreyi kim verecek? Bayram gecesi doğurdu. Bayram sabahına ulaştı. Ama Ramazan'da doğdu. Yani en sınırı söylüyorum. Ramazan'ın ortasında doğduysa problem yok zaten. Ona fitre gerekiyor zaten. Ama bayramın, işte Ramazan'ın son günü doğdu ve efendim bayram sabahına ulaştı. Ona fitre vermek ona vaciptir. Herhalde anlaşıldı yani fitrenin kime gerek, kime gerekmediğini söyledik. Peki çocuklar için de gerekiyor mu? Evet. Yeni doğan çocuğa gerektiğine göre evdeki çocuğa haydi hay gerekiyor zaten. Peki baba erginlik çağına gelmemiş evladı için fitreyi nasıl verecek? Çocuğuna sormasına gerek kalmadan kendi adına, ailesi adına işte 100 lira tutuyorsa 100 lirayı bir fakire verecek. Fakat evde delikanlı var, hanım kızımız var. Büyümüşler ama paraları yok, hani işleri yok. Diyelim ki delikanlı 15 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında artık erginlik dönemine geliyor yavaş yavaş. Kızımız da 13, 14, 15 yaşında. Burada babanın onlardan vekalet alması uygun olur. Vekaleti nasıl alacak? Diyecek ki evladım senin yerine ben sadaka fıtır vermek istiyorum. Yani senin niyetine ben bir fakire bir para hediye edeceğim. Evladım bana vekalet ver, senin adına iş yapayım diyecek. O da diyecek ki babacığım sana vekalet verdim, benim adıma verebilirsin, verirsiniz. Peki eşinizden vekalet alacak mısınız? Evet. Eşinizden de vekalet almanız gerekiyor. Eşinizin adına vereceksiniz. Ama eşinizin parası ayrı. Sizin paranız ayrı. İki ayrı bütçe var. Hanım size karışmıyor, siz hanıma karışmıyorsanız. Hanım kendi adına verecek fitresini. Siz kendi adınıza vereceksiniz fitrenizi. Peki ben fitremi hocam kayınvalideme verebilir miyim? Kayınvalidemin durumu iyi değil. Evet, verirsiniz. Kayınpederime verebilir miyim? Durumu iyi değil. Verebilirsiniz. Ama kimin fitresini? Sadece kendinizinkini verebilirsiniz. Torunlarınkini veremezsiniz kayınpedere. Yani kayınpederin torunu ya senin çocuğun, ona veremez. Kızının fitresini de yine kayınpedere veremezsiniz. Kayınvalideye veremezsiniz. Bu Hanefilere göre böyle. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri çocuk erginlik çağına gelmişse baba çok ihtiyaç varsa evladına fitresini verebilir diyor. Ama biz çoğunluğumuz Hanefi, biz Hanefi mezhebinin görüşüne göre diğerlerine de saygı duymakla beraber efendim muamele
edebiliriz diye söylemiş olayım. Peki hocam, amcama, dayıma, halama, teyzeme, yeğenime, üvey kardeşime, kuzenler işte neyse, verilebiliyor mu fitre? Evet, hepsine fitrenizi verebilirsiniz. Benim komşumun oğlu askere gidiyor, durumu iyi değil, verebilirsiniz. Hasta var, hastanede çıkamıyor, yani dışarıya çıkamıyor, çalışamıyor, sıkıntısı var, bir problemi var, uzun hastalık, verebilirsiniz. Yani ihtiyacı olan kim varsa fitrenizi ona verebilirsiniz. Bir adam vardı, çok zengindi. İflas etti birdenbire. Olur ya, iflas etti birdenbire. Adamın binaları vardı, gitti hepsi. Bir kuruşa muhtaç hale geldi. Dünün zengini mesela. Böyle bir adam varsa. Hocam verebilir miyiz? Evet, verebilirsiniz. Yani borçlu olana, yolda kalana fitrenizi verebilirsiniz. Allah sadakamızı, fitremizi kabul eylesin. Evet, bir soru alalım bakalım. Hep ben konuşmayayım, bir de siz konuşunuz. Sizin sorunuzu alabiliriz efendim. Evet hanımefendi, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar hocam. Teşekkür ederim efendim, teşekkür ederim. Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Sizden de. Benim bir sorucum olacaktı size. Evliyken zina yapmanın günahı nedir? Yani evliyken zina yapmak büyük günahlardan biridir. Allah'ın rahmet nazarıyla, erkek için de kadın için de geçerlidir bu. Allah'ın rahmet nazarıyla bakmadığı büyük günahlardan biridir. Ve bir Müslümana elbette ki bu yakışmaz, yapması gereken şey tövbe istiğfardır. Allah'a yönelecek ve Allah'tan affını dileyecek. Bugünkü şartlarda efendim bizim diyebileceğimiz bundan ibarettir. Ha bunu şu anlamda soruyorsanız, eğer böyle bir zinanın kendisi varsa bu bir boşamaz olmuş oluyor mu? Yani karı koca zinadan, yani başkasıyla zina ederse biri eşinden boşanmış oluyor mu? Hayır, boşanmış olmuyor. Boşanma ayrı şey, işin günah olması ayrı şey. Allah'a yönelecek, tövbe edecek, istiğfar edecek. Ettaibu minezzenbi kemen lazem bele. Allah dilerse günahından tövbe eden o günahı işlememiş gibi kabul edilir. İsterse Allah'tan. Samimi bir tövbeyle Allah'a yönelirse Cenab-ı Allah onun mutlaka karşılığını verecektir. Ümit kesmemek lazım. Ebu Hureyre'nin şöyle bir hadisesi var, onu kısaca söyleyeyim. Efendim, Peygamberimizin dostlarından Ebu Hureyre bir gün mescide giderken bir kadınla karşılaşıyor. Kadın diyor ki Ebu Hureyre'ye, ben zina ettim, zinadan çocuk edindim ve çocuğu boğdum, çocuğu öldürdüm. Yani bugün dünyada olan olaylardan biri. Zina ettim, çocuğum oldu, çocuğu da öldürdüm. Benim bir dönüş yolum var mı? Yani tövbe edebilir miyim diye. Ebu Hureyre diyor ki Allah seni diyor cehennemiyle karşılayacak diyor. Hani git buradan başımdan diyor. Sinirleniyor. Ve kadını kovalıyor. Yani kovuyor onu. Senin bir çıkış yolun yok. Hazreti Peygamber durumdan haberdar olunca aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre'ye diyor ki sen Allah'ın gafur ve rahim olduğunu bilmiyor muydun diyor. İçin insanları ümitsiz bırakıyorsun. Sen diyor onu kovamazsın diyor. Haram olduğunu söyle, yaptığının büyük bir günah olduğunu söyle ama Allah seni affetmez diyemezsin diyor. Git onu bul ve diyor düzelt o yanlışını. Ebu Hureyre gidiyor radıyallahu anh, uzun arıyor ve kadını buluyor. Kadına diyor ki evet, yaptığın büyük bir günah, hem zina var, hem çocuk doğurmuşsun, hem de öldürmüşsün. Yani hem cinayet var hem bu var ama Allah gafuru rahim olduğunu söylüyor. Ümidini kesme, Allah'a tövbe et. Cenab-ı Allah her şeyi bilendir diyor. Tamam efendim. Tamam, çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Hanımefendi ben teşekkür ederim, saygılar sunuyorum size. Efendim hocamdan bir Kur'an-ı Kerim dinlemek istiyorum. Kısa, güzel, özlü, hoş, manası derin. Sözler kısa değil mi hocam ama mana itibariyle Hazreti Peygamber'e anlatan bir iki üç ayet okuyacak sevgili Remzi Er hocam. Remzi Er hocam gerçekten kıraatiyle farklı bir insan. Teşekkür ediyoruz hocama. Bizi bu Ramazan ayında da yeniden onurlandırdı.
bizimle beraber ta Avrupa'dan geldi bir ay boyunca. Bizim de burada misafir olarak kalıyor. Hep beraber misafiriz İstanbul'da çünkü hepimizin evi Ankara'da. Benim evim de Ankara'da, ben de burada misafirim. Remzi Hocam'ın da evi ta Almanya'da, o da burada misafir. Hadi hocam, dinleyelim seni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Efendim sadakallahu lazim, yüce Allah doğru söylemiştir. Bir ayet bu okuduğu hocamın içinizden bir peygamber geldi. Sizin içinizden azizun aleyhi ma anittum harizun aleykum bil mu'minine raufur rahim. O peygambere sizin günah işlemeniz ağır gelir. O sizin için çok hırslıdır ama o müminler için bağışlanmayı çok arzu eder. Hazreti Peygamber'in karakterine gönderme var ayeti kerime. Peygamberi size tanıtıyor Allah. İçinizden bir peygamber geldi. Muhammed Aleyhisselam.
Sizin sıkıntıya düşmeniz onu üzüyor. Ahirete sıkıntıya düşmeniz onu üzüyor. O peygambere layık olmak lazım. Allah gönüllerimizi onun gönlüyle bir eylesin. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Sevgili hocam. Efendim kıyamet Orta Doğu'da mı kopacak? Evet, Orta Doğu'da kopacak. Çünkü kıyameti hazırlayan bütün hadiselerin merkezi Orta Doğu. Avrupa orada, Amerika orada. Efendim diğer ülkeler çok uzaklarda ama herkesin gözü Orta Doğu'da. Kıyametin alametleriyle ilgili hadisler bize gösteriyor ki Hazreti Peygamber'in işaret ettiği her şey tek tek gerçekleşiyor. Onun için hadis kitaplarının fitneler bölümünü, fiten bölümünü okumanızı, melahim fiten bölümlerini okumanızı tavsiye ediyorum. Hani peygamber geleceği bilir mi bilmez mi? Lafa gerek yok ortada. O kitaplar ortada. İbn-i Mace diğer hadis kitaplarında fiten bölümü, melahim bölümleri, savaşlar bölümleri var. Göreceksiniz peygamber ne dediyse aleyhisselam zamanı gelince gerçekleşiyor. Irak'tan bahsediyor, Suriye'den bahsediyor. Diyor ki işte silahını yitirecek, parasını yitirecek. Efendim diyor karışacak, kaos olacak o ülkelerde. Mısır'dan bahsediyor aynı şekilde, kaos olacak diyor. Yani peygamberimizin siyasi, dünyanın siyasi konjüktürü ile ilgili beyanları var. Aksi iddia edilemez şekilde, net ve açık şekilde peygamber adres gösteriyor. İşte Dicle, Fırat, o bölgelerden bahsediyor. İleride dünyada su savaşlarının çıkabileceğinden bahsediyor. Oradaki altın yataklarından bahsediyor. Kısacası Hazreti Peygamber ne dediyse çıkıyor. Onun için siyasi tahlilcilerin, ben tavsiye ederim, fitnelerle ilgili hadislerin tümünü, yani kıyamet alametlerini ifade eden hadislerde özellikle Orta Doğu ile ilgili hadisleri çıkarmalarını ve müzakere etmelerini tavsiye ediyorum. Evet, Orta Doğu'da kıyamet Orta Doğu'dan kopacak diye ne söyleyebilirim? Ama Orta Doğu'dan kopunca bütün dünyayı tabii. Sadece Orta Doğu ile münhasır kalmayacak diye söyleyebilirim. Efendim ikinci bir soru. Şöyle bir soru, o da önemli. Cenazeye çelenk göndermek caiz mi? Bu yapılan bir şey tabii, soruluyor. Yani kişi canı istedi, çelenk gönderdi. Yapacak bir şey yok. İyi niyetle vefat eden için bir şey yapmak istiyor, bir sevgisini ifade etmek istiyor. Ama bizim tavsiyemiz çelenk göndermek yerine uygun olan yerlerden birine, devletin kontrolünde olan güvenilir bir yere bir bağış gönderilebilir. Güvenilir bir yerde olabilir. Oraya bağış gönderirsiniz. O bağışla fakirlere yemek verilir, aş verilir. Neticede çelenk ne olacak sonra? Yani bir yere, bir gün sonra o güller, o şeyler, çiçekler soluyor. Ciddi de para veriyorsunuz. Şimdi çiçekler, çiçekçiler bana kızacak ama bana kızmasınlar. Neticede bir tarafta, evet, bir kardeşimizin, zaten çiçekçi kardeşlerim doğum günlerinde, diğer vesilelerde çiçek alınıyor zaten. Onlar işlerini yürütürler inşallah. Ama en azından birkaç fakirin, kursağına muhtaç olanların ekmek girer, su girer. Bundan dolayı da dua ederler. Onun yerine bağış yapmasını biz tavsiye ediyoruz. Ama tercih tabii ki size aittir. Dileyen çelenk gönderir, dileyen bağış yapar, dileyen başka şekilde hareket edebilir. Beyefendi hoş geldiniz. Bulduk hocam, hayırlı sahurlar. Size de, bize de iyi sahurlar dilerim efendim. Teşekkür ederim. Benim sorum şu olacaktı. Buradan bir sene önce ben yeğenimi kaybettim, vefat etti. Yeğenim adli tıp morgundayken onu oradan çıkartıp hatıra olsun diye bir tutam saçını kestim. Bunun dinimizde bir sakıncası veya günahı var mıdır? Doğru değildir. Yani vefat ettikten sonra vücudundan herhangi bir şeyi almak doğru değildir. Yapmamanız gerekirdi. Ama tövbe istiğfar edin. Tabii ki siz ona saygısızlık açısından yapmadınız bunu. Bir hatırası kalsın, hatıra olarak yanımda kalsın diye yaptınız bunu tabii ki. O zaman bana, bize sorsaydınız daha önce, böyle bir imkan olsaydı biz yapmayın diyecektik. Cenab-ı Allah ona rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin inşallah. Onu ileride yani bir yere gömerseniz daha doğru olur diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Allah sizin gibi büyükleri gerçekten başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ederim delikanlı. Allah seni bağışlasın. Evet efendim, bir sorumuz
bir sorumuz daha hazırlanıyor zannediyorum ama ben bir soru sorayım buradan. Soru hazır mı? Peki hemen sorumuzu. Hanımefendi hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar hocam. İyi Ramazanlar dilerim efendim. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Protez saç takmak abdesti şey midir? Engel midir? Ha, önemli bir soru. Protez saç. Protez saç dedi hanımefendinin, belki bilmeyenler olabilir diye söylüyorum. Şimdi adamın saçı dökülmüş. Görüntü hoşuna gitmiyor. Ne yapıyor? Diyor ki ben bir saç yaptırayım diyor. Kendi saçından yaptırabiliyor zannediyorum. Eğer varsa bir yerlerinden alıyor. Veya o saçtan saç üretiyorlar. Değil mi efendim? Kendi saçı olsa daha çok dikim yapıyor tabii ki. Öteki de başka saç ya da yapay saç. Tespit ediliyor, yaptırılıyor bir yerde. Sonra o saçı başının üzerine geçiriyor. Kendini daha iyi hissediyor. Daha kendine güveni artıyor. Değil mi efendim? Daha çok onun için yapılıyor. Görüntüsü daha yakışıklı oluyor. Şimdi burada şu problem var. Tabii gusül esnasında, boy abdesti esnasında ve günlük abdest alırken o protezin içinden eğer su aşağıya doğru kişinin kafasına, derisine su değiyorsa abdest ve gusül açısından problem yok. Veya gusül esnasında söküyor belki, temizliyor, yeniden bir daha takıyor olabilir. Tercih edilmeli midir? Tabii kişinin kendi isteğine bağlı. Bu peruka benzer, yani Hazreti Peygamber peruku ve benzeri şeyleri çok hoş karşılamadığını söyleyeyim. Çünkü yanıltıcı olabilir bu nedenle de. Kişi neyse o olsun diyor. Ama biz bunun için büyük bir haramdır, bu peygamberin kastettiği peruktür diyemiyoruz. Çünkü peygamberimiz döneminde böyle bir peruk yoktu. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür. Allah selamet versin, hayırlı ömürler diliyorum efendim. Hanımefendi buyurun. Selamlar hocam. Aleyküm selam kızım. Allah'ın rahmeti üzerinizde olsun. Size bir sorum var. Tırnak veya dişe taş yapıştırmak bu abdeste engel olur mu? Şimdi tırnak veya tırnağa yapıştırdığınızda o taşın altına su geçmiyor, doğru mu? Evet hocam. Engel tabii. Demek ki ibadete engel. Yani neye engel? Namaza engel. Yani abdeste engel. Gusüle engel. Peki bu dişe de yapıştırıldığında? Onu da söyleyeceğim. Diş konusu tırnak gibi değil yani. Yani biz tabii yapıştırmaması daha doğrudur diyoruz da. Hani yapıştırmış ya, kişinin durumu nedir diye konuşuyoruz. Bazı alimlere göre gusülde yani ağzın içi, burnun içi, vücudun dışından mı içinden mi sayılır? Tartışmalı bir konu. O belki hani netice itibariyle kurtarır ama bizim tavsiyemiz diş ve tırnağa taş takılmaması veya yapıştırmaması. Ama hani dişe altında taktırıyorlar ya, onda bir şey olamaz mı? O ayrı, altın diyor. Altın mı diyorsunuz? Evet, altın, gümüş, hani diş taktırıyorlar ya. Ama o da... tedavi amaçlı olan bir şey. Yani kaplama yapıyorlar ya. O tıbbi bir gereksinim, artık bir sağlık, bir ihtiyaç. Sizin dediğiniz şey keyfi. Yani zevk için yapılan bir şey. İkisinin arasında fark var tabii ki. Oldu mu? Hocam. Ama buna rağmen bakın, şimdi bizi izleyenler içinde dişinde taş olanlar vardır. Eğer çıkarmayacaksanız gusülünüze, abdestinize devam edin. Namazınıza devam ediniz. Benim dişimde taş varmış, Allah beni kabul etmiyormuş demeyin. Biz öyle bir şey söylemiyoruz. Takmayanlar takmasın, takanlar da ibadetine devam etsin. Sökmeyecekse, sökecekse de iyi eder. Tamam mı? Teşekkür ederim. Bir de buradan bütün benim arkadaşlarıma selam yolluyorum. Sizi de çok seviyoruz. Her gün izliyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanetsiz hocam. Sağ ol kızım. Allah selamet versin. Hayırlı ömürler dilerim inşallah. Evet, bugün grup Hayber var burada. Ömer Çelikay, Ömer Faruk. İki kardeşim. Hoş geldiniz. Onlar da Gaziantep'ten geldiler. Benim de bu arada sık sık bulunduğum Gaziantep'ten geldiler. İnşallah ondan sonra anlatırım. Hadi bakalım. Bidim geldi halımda, geldi halımda, geldi halımda.
Allah dinimde. Kaybettim Yusuf'u Kenan ilimde, Kenan ilimde, Kenan ilimde. Kaybettim Yusuf'u Kenan ilimde, Kenan ilimde, Kenan ilimde. Ağlar Yakup, ağlar Yusuf'um diye. Gitti de gelmedi vah yavrum diye, evladım diye. Ah, ağlar Yakup, ağlar, ağlar Yusuf'um diye. Gitti de gelmedi vah yavrum diye. Ağlar Yakup, ağlar Yusuf'um diye. Gitti de gelmedi vah yavrum diye, evladım diye. Ah, ağlar Yakup, ağlar, ağlar Yusuf'um diye. Gitti de gelmedi vah yavrum diye. Evet sevgili Ömer'e, iki Ömer'e teşekkür ediyorum. Ömer'eyim. Ömer'e, iki Ömer'e teşekkür ediyorum. Güzel okudular. Hazreti Yusuf'un hikayesini anlatan o hatıraları yeniden aklımıza getirdiler. Yüce Allah bizi sevgililer, sevgilisinin ve diğer peygamberlerin bereketinden mahrum etmesin. Efendim kısa bir aramız var. Aramızdan sonra ilahilerimizle sohbetimiz ve sorularla beraberiz inşallah. Teşekkür ederim. Biz tövbesini unutan günahkarlarız. Biz Allah'a söz verdik. Dünya hayatına gelince aldandık. Aldattık ve aldandık. Şeytana aldandık. Dünyaya aldandık. Nefse aldandık. Dünyanın melanetleri karşısında şaşırdık. Ya Rabbi toparlanmak istiyoruz.
duamda tövbekarız. Sen Allah'ım desen, ya Rabbi kul seni hatırladı desen, inan ki Allah sana kapıyı açacaktır. Unutan günahkarlarız. Biz Allah'a söz verdik. Dünya hayatına gelince aldandık. Aldattık ve aldandık. Şeytana aldandık. Dünyaya aldandık. Nefse aldandık. Dünyanın melanetleri karşısında şaşırdık. Ya Rabbi toparlanmak istiyoruz. Duamda tövbekarız. Sen Allah'ım desen, ya Rabbi kul seni hatırladı desen, inan ki Allah sana kapıyı açacaktır. Efendim, Mevlam'ın selamıyla yeniden beraberiz ve programımız bütün hızıyla devam ediyor. Parmak ucu ile ilgili mucize diye soruyorlar. Bir ayeti kerime var. Eyahsebul insan ellen necma izame bela kadirine ala en nusevye benane. Bu ayeti kerime parmak ucundaki ize işaret ediyor. İnsanoğlu sanıyor mu ki biz onun çürümüş kemiklerini yeniden bir araya getirmeyeceğiz. Biz onun çürümüş kemiklerini yeniden bir araya getireceğimiz gibi onun parmak ucundaki izleri bile eskisi gibi yapmaya kadiriz, muktediriz diyor ayet. Efendim, bu Hazreti Peygamber'e çürümüş şu kemikler mi dirilecek, mahşere kalkacak diye soru sorulduğunda, itiraza bulunulduğunda ayet-i kerimenin Yüce Allah'ın verdiği cevaptı bu. Tabii ilk dönemlerde bu ayet değerlendirilirken parmak izindeki inceliklere bakıldı. Boğumlar arasındaki inceliklere bakıldı. Ama sonra zaman ilerledikçe ilim, bilimsel çalışmalar belli bir noktaya geldikten sonra görüldü ki ikizler dahil olmak üzere hiçbir insanın parmak ucundaki iz öteki insana benzemiyor. Mutlaka şu boğumlarda, evet arkadaşlarımız eğer bir parmak izini ve en azından benim parmağımı gösterebilirlerse yakından daha rahat anlatma imkanı belki bulabileceğim. Parmaktaki ince çizgiler arasında mutlak manada bir fark var. Yani o ince boğumlarda birinde kişiye göre bir adres var. Yüce Allah, Yüce Allah milyarlarca insanı yaratırken şu boğumlar, şu çizgiler mutlaka birinde ötekinden farklıdır. Değişik gruplar vardır ama hiçbiri ötekinin aynısı değildir. İşte Yüce Allah'ın kudret ve azametinin belirtildiği ayetlerden biridir bu ayeti kerime. Yani insan oğlu kemiklerini biz bir araya getireceğimiz gibi onun parmak ucundaki izleri de yenisi gibi yaratacağız diyor. Amenna. Aynen Allah'ın dediği gibi biz buna kalben yakın bir imanla iman ediyoruz diye efendim ifade etmiş olalım. Şöyle bir soru var. Görünmeyen varlıklardan mektup gelebilir mi? Görünmeyen varlıklar dedikleri herhalde bizim üç harfler dediğimiz, yani insanlar ürkmesin diye üç harf dediğimiz cinler aleminden bahsediliyor. Biz bu cümleyi kullanıyoruz çünkü cin suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Siz bu kelimeyi saklamakla bir şey elde edemezsiniz. Ama hani üç harfler denildiğinde de onlar kastediliyor. Efendim onlardan insana, ruhlardan insana, meleklerden insana herhangi bir mektubun gelme ihtimali yok. Böyle bir şey olamaz. Ancak Allah peygamberlerine risalet gönderir, mektup gönderir. Evet, Allah'ın gönderdiği ayetler birer mektuptur kainata, kainatın düzenine, insanın ufkuna, insanın hayatına inen birer mektup, birer bildiri gibidir. Birer talimattır, emirnamedir. Ama bu falanca mahlukatın, mahlukun veya insana
mektup göndereceğini ve bu mektup cinlerden bana geldi. Bu mektup bana meleklerden yazıldı gibi bir sözün bir kıymeti söz konusu değildir. Görünmez varlıkların kendi görevleri var. Nedir o? Cin alemi insan gibidir. Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım diyor Kur'an-ı Kerim. Ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Meleklere gelince melekler Allah'ı tesbih etmekle meşguldürler. Kendilerine verilen görevleri yapmak zorundadırlar. Ama cinler ve insanlar ise daha farklıdır. Onlar cinler ve insanların içinde haram işleyeni var, helal işleyeni var, cennete girecek olanı var, cehenneme girecek olanı var. Meleklerin hepsi cennete girecektir. İnsanlarla beraber onların arkadaşları gibi olacaklardır. Bu aradaki bu farkı da ifade etmiş olayım efendim. Şimdi bu ay içerisinde, en çok dikkat etmemiz gereken konulardan birisi de sevgili dostlar, gücümüz yettiği kadarınca sadaka çıkarmaya gayret edelim. Bu sadaka bir tas çorba olabilir. Efendim bir yemek yapmışsınız, yemeğin suyunu çok koyun, peygamberimiz et pişirildiği zaman evinde dermiş ki yemeğin suyunu, yani etin suyunu çoğaltın yandaki komşuya gönderebilmek için. Sadakamızı çoğaltmaya gayret edelim. Efendim bir hurma sadakadır, bir tas çorba sadakadır, yarım pide sadakadır. Kısacası sizi Allah'a yaklaştıracak, yakınlaştıracak her şey sadakadır. Şöyle bir hikaye anlatılır. Sadakayla bağlantılı olduğu için söylüyorum. Adam ölmek üzere. Etrafında dostları var. Ölmek üzere olan bu kişinin yanındalar. Kişi sekerat haline gelir, koma haline girer. Şöyle der, keşke uzun olaydı. Keşke uzun olaydı. Keşke tam olaydı. Keşke yeni olaydı. Üç kelime. Keşke yeni olaydı. Keşke uzun olaydı. Keşke tam olaydı. Doğrusu etrafında bulunanlardan hiç kimse bu üç kelimenin hangi anlama geldiğini çok iyi anlamaz. Biraz sonra ölür ve gider. Keşke tam olaydı. Keşke yeni olaydı. Keşke uzun olaydı. Dostlardan biri bu zatın vefatından sonra onu rüyada görürler. Derler ki sen ölmeden önce üç kelime söyledin. Keşke tam olaydı, keşke uzun olaydı, keşke yeni olaydı. Neydi bu? Hikayesi ne? Ölen kişi diyor ki rüyada. Bir gün ben bir sokaktan diğer sokağa doğru geçtim. Bir köprüye geldim. Yani şehrin kasabanın içinde bir köprü, su köprüsü. Altında su var. Karşıdan karşıya geçecekken ben köprünün bir tarafında duran, gözleri görmeyen bir ama gördüm. Yani görme engelli birini gördüm. Orada durmuş. Korkuyor karşıya geçmekten, düşebilir aşağıya doğru. Ben onu görünce yanına gittim. Dedim ki arkadaş, köprü altında da su akıyor, delice bir su. Eğer karşıya geçeceksen, senin karşıya geçmene yardımcı olabilirim. Yardımcı olayım mı dedim kendisine. Bana dedi ki, bana yardımcı olursanız sevinirim, size dua ederim ben. Elinden tuttum, onu karşı sahile bıraktım ve gittim. 10 adım, 20 adım, 30 adım, 5 adım. Şimdi koma halinde, sekerat halindeyken o ama görme engelli olan insanı köprünün bir tarafından öteki yakasına kadar taşımanın Allah katındaki değerini ve kıymetini görünce, yani o küçük iyiliğin Allah katında ne kadar büyük olduğunu görünce dedim ki keşke o yol uzun olaydı. Kısa bir yol olmayaydı keşke. Peki sen dedin ki keşke tam olaydı. O ne? Şöyle diyor.
Bir gün fırına gitmiştim ben. Fırından sıcak bir su çıkardım. Sıcak bir ekmek aldım. Çok güzel, enfes bir kokusu vardı. Aldım ve eve gidiyorum. Sıcak ekmeği. Tam geçerken, giderken bir yerde oturan bir fakir gördüm. O fakir dedi ki, bu güzel ekmek kokusu nereden geliyor? Yanına yaklaştım, ekmeği ikiye böldüm, yanına verdim. Bana dua etti. Şimdi sekerat halindeyken ben, ölüm halindeyken bu yarım ekmeğin Allah katındaki ne kadar büyük değeri olduğunu görünce dedim ki keşke tam olaydı. Keşke ekmeğin tümünü vermiş olaydım ona. Pişman oldum yarısını kendime kaldırdığıma. Peki sen bir de keşke yeni olaydı dedin. O neydi? Dedi ki zemheri bir soğuk vardı, bir kış günü. Dışarıda ayaz, soğuk, müthiş bir rüzgar var. Her taraf buz. Kapım çalındı, kapıyı açtım. Üstünde yırtık gömleği olan bir fakir. Ayağında belki çorabı yok. Kapıda bana dedi ki, Allah için bu fakire bir giyecek. Bir giyecek. Bir palto, bir manto, bir pardüsü, bir kazak. Bir şey ver bana. Ben bunun üzerine odama girdim. İki tane paltom vardı. Yeni olan vardı, yeni almıştım. Yeni giyiyordum. Bir de eski olan vardı, giymediğim. İçeri girdim. Ve paltolarımdan eski olanını getirdim, ona verdim. Giydirdim ona. İhtiyacını karşıladım. O vermiş olduğum paltonun Allah katında ne kadar değerli olduğunu görünce şimdi dedim ki keşke yeni olaydı. Yani o yeni olan palto vermiş olaydı. Arkadaşlar sadaka Allah katında makbuldür. Ama gösteriş için değil. Birileri bilsin, alkışlasın, konuşsun, yazsın, çizsin için olursa kıymeti harbiyesi yok. Sen ver, Allah bilir zaten. Sen ver, sahibi bunun farkındadır. Eğer verirsen sadakanı mutlak manada ahiretine gidecektir. Onun için sadakanın faydaları şu dünyada faydaları. Malı temizler. Malı temizler. Yani bilmeden, farkında olmadan, hata etmişsen, o malı toplarken, başkasının alın teri varsa, başkasının hakkı varsa, sadaka o malı temizler. İki, günahları temizler, affa vesile olur. Üç, hastalıktan, beladan korur. Bununla ilgili de çok özel bir şey söyleyeyim. Sadaka belayı def eder. Yıllar önce Diyarbakır'da idik. Bir vesileyle gitmiş, arabayla gitmiş, arabayla dönüyordum. Bir kadayıf çıda durduk, şehrin içinde. Kadayıf yedik. Tam çıkacakken orada durmuş, içerideki tepsilere bakan birini gördük. Yaşlı birini. Ben onu görünce onu içeriye davet ettim. Beyefendi lütfen içeri gelir misiniz dedim. İçeri geldi. Dükkanın sahibi bana dedi ki hocam o gelirse ben ona ikram ederim. Zaten ikramı seven insanlar. Dedim ki hayır. Bu sefer biz ikram edeceğiz. Lütfen siz karışmayın. Biz davet ettik. Biz ikram edeceğiz. Dedik. Kadayıfını yedi, ikramını aldı, gitti. Giderken o ihtiyar döndü bana. Evlat dedi, Allah sizi kaza beladan korusun dedi. Ve gitti. Biz de yarım saat sonra arabamıza bindik. Ankara'ya doğru dönüyoruz. Arabayı da kardeşim sürüyor. Hayli de süratli idi. O süratle hakikaten çok süratli olan o arabayla yola, tabii şeyler arası yola, bir işte biri fırladı, ona çarpmamak için arabanın tabii dengesini kaybetti, kontrolünü, ve araba bütün hızıyla, belki 160'ın üzerindeki bir hızla
öndeki beton bariyere vurdu. Hepimiz içindeyiz. 5 kişi varız. Araba tabii ki araba olmaktan çıktı. Çıktık. Hiçbirimizde bir çizik bile yoktu. Allah korudu. Ben inanıyorum ki o sadakayı alırken o ihtiyarın içten Allah sizi kazadan korusun sözü inanıyorum ki etkili oldu. Belki kazaya engel olmadı ama kazanın ölümcül olmasına engel oldu. Zaten sadaka onu yapar. Kaderi değiştirmez. Ama yazılan şeyin daha hafif geçmesine sebep olabilir. Bunlar iki basit örnek olarak arz ettim. Bu nedenle sadaka Allah'ın katında unutulan bir şey değildir. Rab hepimizden daha cömert. Onun bereketi çoktur ve mutlak manada yaptığımızın karşılığını fazlasıyla verecektir. Malın hesabını ahirete vermeyi kolaylaştırır. Sırat köprüsünden inşallah daha rahat geçmeye vesile olur diye söyleyelim. Ahiretteki faydalarından bahsediyorum. Efendim sevabı artırır. Allah çünkü 1'e 700 veriyor. Değil mi? En az 1'e 10. Kötülükler 1'e 1'dir. Sen bir kötülük işlersin Allah 1 yazar. Ama sevap işlersin Allah 1'e 10 yazar, 1'e 100 yazar, 1'e 700 yazar. Sırattan kolay geçmeyi sağlar inşallah sadaka. Malın hesabını vermeyi kolaylaştırır. Ve inşallah kabir azabından bizi uzak eyler. Efendim şöyle bir soru var. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sihirden etkilendi mi diye tefsir kitaplarında böyle bir bilgi var diye söylüyor. Soru soran kardeşimiz. Efendim Hazreti Peygamber'in önce şunu söyleyeyim. Sihir ve büyüden etkilenmesi beşeri bir hadisedir. Elbette ki Hazreti Peygamber insan olması itibariyle bir imtihanın gereği olarak sihirden büyüden etkilenmiş olabilir, etkilenmiştir de. Bu konudaki rivayetlerin ve mevcudiyetini biliyorum. Felak ve Nas surelerinin bundan dolayı indine dair de rivayetler vardır. Tartışılabilir belki. Ama Hazreti Peygamber'in veya diğer peygamberlerin hastalık gibi, acı gibi, harpte yara almak gibi benzeri hadiseler, beşeri hadiselerle imtihan edilmesi onların peygamberliğine hiçbir zarar vermeyecektir. Vermemiştir de. Nitekim Eyyub Aleyhisselam çok ağır imtihandan geçti. Ağır hastalıklar geçirdi. Efendim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir kadının yapmış olduğu hurma kapçığından ve peygamberimizin saçlarından, peygamberimizin tarağından alınmış olan parçalar bir dişi hurma kapçığının içine konuyor. Düğümlere üfleniyor. Yani bir ipliğin düğümlerine üfleniyor okunarak. Ve bir kuyunun içerisinde sarkıtılıyor. Hazreti Peygamber de o dönem içerisinde baş ağrısı gibi, hafif unutkanlıklar gibi, mesela yemek yemişse yediğini hatırlamamak gibi haller belirebiliyor. Allah dileseydi peygamberini elbette ki kurtarırdı bunlardan. Allah için kolay bir şeydir. Ama bu imtihanın gereği olarak bize vereceği ders açısından Yüce Allah böyle bir şeye müsaade ediyor. Çünkü tıpkı peygamberin Uhud Harbi'nde yaralandığı gibi. Allah isteseydi peygamberine hiçbir kimse yanaşamaz. Hiçbir kılıç ona doğru yönelemez. Hiçbir ok onu tesir alanı altına alamazdı. Ama Hazreti Peygamber Uhud'da dişi kırıldı. Yanağı yarıldı. Ve Peygamber Efendimiz yıprandı Uhud Harbi'nde. Bu nasıl olabilir bir şey ise namazda Peygamberimiz kaç rekat kıldığını unutuyor. Bunlar Hazreti Peygamber için olabilir şeylerdir. Vefat oluyor, yakınları peygamber ağlıyor. Hazreti Peygamber şakalaşıyor. Hazreti Peygamber acıkıyor. İnsandır netice itibariyle. Uykudan efendim uyanıyor böyle şeyle, endişeyle uyanıyor vefatından önce. Bütün bunlar için, bunlar hiçbiri peygamberin ismet sıfatına, yani peygamberin günahsız olma sıfatına zarar veren şeyler değildir. Çünkü bunların hiçbiri peygamberlik görevine engel şeyler değildir. Bu sihir de dediğim gibi bazı günlük işlerinde unutkanlığa, baş ağrısına, halsizliğe sebep oldu. Nitekim
Bunun neden olduğunu Allah ona bir rüyada, uykuyla uyanık arasında bir rüyada gösterdi. İki kişi peygamberin huzuruna geldiler rüyadayken. Uyku uyanık halinde biri ötekine sordu. Bu bir şey var mı bunda dedi. Öteki dedi ki evet var dedi. Ne oldu? Falanca kişi ona sihir yaptı, büyü yaptı. Peki neyle büyü yaptı? Şununla şununla büyü yaptı. Peki bu büyü nerede? Hazreti Peygamber de bu konuşmayı duyuyor tabii ki. Bu büyü şu anda şu kuyuda, kuyunun içinde, kuyunun içine girdiğinde beşinci, işte altıncı, yedinci taşın altında taşı çekersen oraya yerleştirilmiş. Hazreti Peygamber uyanıyor. Uyanır uyanmaz Hazreti Ali'yi ve başka sahabeden bir iki kişiyi o kuyuya gönderiyor. İniyorlar kuyuya. Gerçekten de rüyada ifade edilen gibi, edildiği gibi kuyunun içerisinde büyük bir taş, taşı çekiyorlar, oynamış bir taş, taşı çekiyorlar. Hazreti Peygamber'in sihirlenmesi, tabi onların yaptığı ölüm sihiri, ölüm büyüsü. Peygamber hastalansın, ölsün diye. Efendim, o malzemeleri çıkartıyorlar. Hatta o kuyunun suyunun kıpkızıl olduğunu görüyorlar. Yani kan renginde olduğunu görüyorlar. Getiriyorlar Hazreti Peygamber'e. Hazreti Peygamber büyü için kullanılan malzemeyi açıyor ve o düğümleri tek tek söküyor. Tek tek açıyor. Hatta Hazreti Ayşe annemiz, ki hadisenin Medine'de olduğu ifade ediliyor. Hazreti Ayşe annemiz her düğümü çözdüğünde Hazreti Peygamber'in daha da rahatladığını ve son düğüm çözüldüğünde hastalıktan eser kalmadığını ifade ediyor. Hazreti Peygamber de diğer insanlar da büyüden etkilenmiş olabilir. Bu Mekkeli müşriklerin efendim Mekke'de söylemiş oldukları şairdir, büyülenmiştir. Onların dediği şey ayrı şey. Bu şekildeki büyüden bahsetmiyorlar. Onlar diyorlar ki atalarımızın dinini inkar ettiği için, efendim ona vahiy geldiği için Muhammed o vahyin etkisiyle büyülenmiştir. Yoksa o Medine'deki hadiseyle, yani sihir olayıyla Mekke'de inen bu ayetler arasında hiçbir ilgi söz konusu değil. Bu ayetler Mekke'de iniyor. Hazreti Peygamber'le ilgili bu hadise çok farklı iki şey, birbirinden ayırmak gerekir. O sorunun da cevabını, evet bugün ilginç sorular gelmiş hakikaten. O soruların cevabını böylece kısaca da olmuş ol, kısaca vermeye gayret ettim. Efendim tasavvuf büyükleri vardır. Bu tasavvuf büyükleri içerisinde bazıları belli bir manevi dereceye gelince o manevi hazzın, derecenin Allah'a yakınlıkları, kurbiyetleri neticesinde o manevi derecelerin etkisiyle ağızlarından bazı sözler çıkar. Birileri bunlara şatahat demiş. Yani aykırı sözler. Tabir caizse şatahat şu demektir ki ben tasavvuf büyükleri için bunu kabul etmiyorum. Saçmalama. Haşa. Tasavvuf büyüklerinin yaptığı şey Mevlana gibi, Hallacı Mansur gibi, biraz ondan bahsedeceğim. Şibli gibi, Bestamlı Beyazıt gibi, İbrahim Ethem gibi, Sırrı Sakati gibi. Tasavvuf büyüklerinin yaşadığı hal dışarıdan bakıldığı gibi basit bir hal değildir. Bunlar haramdan sakınan insanlar, helale yakın olan insanlar. Ufak bir şeyden dolayı kendileriyle muhasebe yapmış insanlar. Allah onların kalbini temizliyor ve onlara manevi dehlizden, manevi ilimlerden, hani kalp gözüyle görme diye çok kullanırsınız ya halk arasında, kalp gözüyle gördü. Onların kalp gözünün açıldığını ve değişik haller yaşadığını görürsünüz. Ben şöyle bir örnek vereyim ve bu örnekten sanıyorum Hallacı Mansur'un halini daha net anlamak mümkün olabilir. Hallacı Mansur peygamberimizden 600 sene sonra yaşamış, bizden bugün 700 sene önce yaşamış bir hak dostu, bir Allah dostu. İbrahim bin Ethem, onun örneği Hallacı anlamakta bize faydalı olacaktır. İbrahim bin Ethem bir gün Kudüs'ten geçerken, Kudüs-ü Şerif'ten geçerken
bir dükkanın yanından geçer. Hurma satan bir dükkanın yanından. Hurmacıya der ki bana bir kilo hurma satar mısın? Hurmacı bir kiloyu Hallacı İbrahim bin Ethem'e satar. Fakat hurmayı tartarken terazide bakkalın elinden bir hurma fazladan İbrahim bin Ethem'in elindeki torbanın içine girer. Bir hurma. Sadece bir hurma. İbrahim Ethem de o hurmanın fazladan verildiğini görür, fazladan düştüğünü görür ama çok önemsemez ve torbayı alır yoluna devam eder. 40-50 kilometrelik bir mesafeden sonra geceleyin olur. İbrahim bin Ethem yorgundur. Çulunu serer, bir mezarlığın yanında yatar. Rüyasında garip bir şey görür. İki adam İbrahim bin Ethem'in yanına gelirler. Bu anlattığım hadiseyi İmam Kuşeyri Risalesi'nde anlatır. Kuşeyri Risalesi'nde bu hadise anlatılır. İki kişi İbrahim bin Ethem'in başına gelirler. Biri der ki ötekine, sen bu adamı tanıyor musun? Öteki der ki tanıyorum onu. Kimdir bu? Bu İbrahim bin Ethem'dir der. Öteki sorar der ki İbrahim bin Ethem nasıl bir adam? Der ki düne kadar iyiydi ama bugün Allah onun bir derecesini düşürdü. Der ki nasıl derecesini düşürdü? Der ki hurma tartarken kese kağıdına bakkalın bir hurması fazladan düştü, hak etmedi bir hurma, iade etmedi, Allah da onun bir derecesini aşağı indirdi. Bir hurma, sevgili dostlar, bir hurma, bir hurma. İbrahim bin Ethem'e olmaz. Sana bana olur, belki Allah affeder, tövbe edersek ama İbrahim bin Ethem'e yakışmaz. İbrahim bin Ethem uyanır. Endişe içinde 50 kilometrelik yolu geriden geri döner, Kudüs'teki o bakkala girer. Bakkalın yanına gelir der ki bir kilo hurma. Bakkal dün bir kilo hurmayı isteyen adama yeniden bir kiloyu tartar. Buyurun hurman bu. İbrahim bin Ethem parayı verir. Bakkal sırtını dönünce İbrahim bin Ethem keseden bir hurma alır, bakkalın oraya bırakır. Bir şey söylemeden yani. Fazladan aldığı hurmayı iade eder. Sonra devam eder. Geceleyin yine aynı yere gelir, çulunu serer, uykuya dalar. Aynı rüyayı bir daha görür. İki kişi İbrahim bin Ethem'in yanına gelirler. Derler ki, kim bu adam? Öteki der ki, o İbrahim bin Ethem. İbrahim bin Ethem nasıl bir adamdır der o. Biri ikincisine der ki o dün kötü bir adamdı. Bir hurma aldı hak etmediği yerden, uyarmadı. Allah onun bir derecesini düşürmüştü. Şimdi gitti hurmayı iade etti. Allah bir dereceyi iade etti. Bizim hayatımızı etkilemez belki bir hurma ama büyüklerin hayatını etkilemişti. İşte kalbi riyazatla, kalbi terbiyeyle kendilerini edeble yoğuran bu insanlar öyle bir hale geliyorlar ki Allah'a öyle bir bakışla bakıyorlar ki dünyayı görmez hale geliyorlar. Ne çoluğu ne çocuğu ne dünyayı ne şunu ne bunu görmüyorlar. Gözleri tamamen manevi ufuklarda, kalpleri Allah'la beraber. İşte o derecenin getirdiği halle bazen ağızlarından bazı cümleler dökülür. Mestamlı Beyazıt ben münezzehim demişti. Subhani demişti. Ben münezzehim yani eksik değilim. Aslında o Allah'ı anlatarak. Hallacı Mansur enel hak dedi. Tam tercümesi ben Allah'ım. Ben hakkım. Ama Hallacı Mansur'u mahzur görmek lazımdı. O geldiği manevi halin sekri içinde, sarhoşluğu içerisinde ne dediğinin farkında değildi. Şemsi Tebrizi ile Mevlana arasındaki tanışıklıkta
sorulan bu değil miydi? Allah'ın bazı yakın dostları şöyle dediler ama Hazreti Muhammed'den hiç böyle bir söz dökülmedi diye sorulduğunda Mevlana ne dedi Şems-i Tebrizi'ye? O Hazreti Muhammed böyle bir hal ağzından böyle bir laf çıkmaz onun. Çünkü peygamberimiz günde 1000 derece geçerdi. Yani manevi 1000 derece geçerdi. Tasavvuf erbabının, bir Mevlana'nın, bir Yunus'un bütün hayatında geçebildiği dereceleri Hazreti Muhammed 10 dakikada geçerdi aleyhisselam. Aynı kefeye koyma demişti. Ve bundan dolayı da Bestamlı Beyazıt evet bu sözlerinden sorumlu olmazlardı. Çünkü bu halde sözü söyleyen haktır. Tıpkı Hazreti Peygamber'in Allah Ömer'in diliyle sözü söyler dediği gibi. Hallacı Mansur, yani Pamukçu aslında ismi. Bağdat'a geliyor, Cüneydi Bağdadi ile buluşuyor. Bir gün Cüneydi Bağdadi'yi kırıyor. Cüneydi Bağdadi, Bestamlı Beyazıt, Zünnuni Mısri. Aynı dönemin büyükleri bunlar. Mısırlı Zünnun. Cüneydi Bağdadi diyor ki ona, tez elden seni assalar, etini parçalasalar. Dedi ki o gün sen de benim ölümüme karar vereceksin. Hallacı Mansur 50 şehirden kovuldu. Gitti her şehirden kovuldu. Çünkü yaşadığı manevi zevki saklayamadı. İnsanlarla paylaştı. İnsanlarla paylaştıkça insanların muvazenesini, dengesini, insanların tahammül sınırını geçti. Hallacı Mansur bir gün şöyle dedi. 50 yıl boyunca kıldığım her namaz için gusül ettim. 50 yıl boyunca hiçbir namazı gusulsüz yapmadım. Denilir ki, der ki dünyayı terk etmek nefis terbiyesidir. Ahireti terk etmek gönül terbiyesidir. Kendini terk etmek can terbiyesidir. Kendini terk etmeden Allah'a eremezsin. Bunların anlattığı hayat ile bizim hayatımız farklı şeyler. Biz işin kabuğundayız, bunlar işin özündeler. Tıpkı Yunus gibi, tıpkı Mevlana gibi. Çünkü tıpkı Hacı Bayram-ı Veli gibi. Bunlar hakikaten işin merkezine doğru inebilmiş insanlardır. Halife bir gün ona diyor ki, zamanın halifesi, enel hak deme. Yani ben hakkım deme. Huvel hak de. Hak Allah'tır de. Döndü ve dedi ki, ben başka bir şey demedim ki. Ben de aynı şeyi. Peki niçin bunu söylüyorlar? Çünkü nereye bakarsa Allah'ın nurunu görüyor. Nereye bakarsa. Kainata, taşa, toprağa, kendine, seccadesine bakıyor, nur görüyor. Nur. O hal içerisindeyken ben hakkın, bende tecellisi var diyor. Ben hakkım diyor. Ona yakışan dilini kes, dilini kısmasıydı. Ama o onu yapamadı. Sırrını ifşa etti. Sevgisini izhar etti. Ketmetmesi gereken, kapatması gereken şeyi kapatamadı. Zindana atıyorlar. Sonra zindandan sonra mahkemeye çıkıyor, mahkeme ölümüne karar veriyor. Diyorlar ki bu adam dinden çıkmıştır. Öldürülmesi lazım. Bir gün zindana geliyorlar. Zindanda Hallacı Mansur. Bir gün onu zindanda bulamıyorlar. İkinci gece zindanı bulamıyorlar. Soruyorlar ne oldu diyorlar. Ne oldu? Bir gün seni zindanda bulamadık. Ben hakkın yanındaydım diyor. Zindan boş. Bir gün zindanı bulamadık. O nedir dediler. Çünkü o buradaydı dedi. Hak tecelli etti burada. Zindan kayboldu onun nuru gelince. Hallacı Mansur. Zindandan bir gün elleri demirlerle, zincirlerle bağlı olan 300 kişiyi salıverir. Dua eder, zincirler kopar. Dediler ki sen de gel bizimle.
Ben hakkın mahkumuyum, gelemem. Ben kaderimi bekleyen bir hak sarhoşuyum, gelemem. Benim hüküm kesilmiştir. Ben azad olmak istemem. Benim mahpusluğum azadımdır de. Lacı Mansur ölüme hazırdır. Bir derviş sordu, aşk nedir ey hallaç? Dedi ki, 3 gün içinde görürsün. Birinci gün öldürüldü. İkinci gün vücudu yakıldı. 3. gün külü göğe savruldu. Bunlar niçin önemli? Birbirimizin din bakışına tahammül etmeliyiz. Aykırı şeyler konuşunca bir kardeşimiz, birdenbire onun hakkında ağır hüküm vermeyelim. Bunun için önemli bu. Bu bakış tarzını yakalayabilmek lazım. Şibli onun en yakın dostu. Asılmaya giderken Hallacı Mansur, şunu da söyleyeyim, bir gün birisi bir gayrimüslime köpek diyor. Hakaret ediyor. Bir gayrimüslime, bir Müslüman bu cümleyi kullanıyor. Hallacı Mansur diyor ki, içindeki köpeği havlatma. Diyorlar ki, Allah'a ulaşmak için ne kadar namaz kılmak gerekir? 2 rekat yeter diyor. 2 rekat. Nasıl olur diyorlar. Ama bu 2 rekatın abdestini kanınla alacaksın. Hak için kanını dökmeye hazır olacaksın. Yani şehit olmayı göze alacaksın. İranlıdır. 12 yaşındayken hafız olmuştu. Cüneyd-i Bağdadi'nin yanından ayrılırken Cüneyd-i Bağdadi dedi ki ona, Bağdat'ı Cüneyd, sana bir tavsiyem var, söyle dedi. Halkın kabul ettiği, etmediği şeyi söyleme. Halkın hoş görmediği şeyi sakın söyleme. Söylemeye devam edeceğim deyince, Cüneyd-i Bağdadi dedi, o zaman dar ağacına çıkacaksın. Seni öldürürler dedi. Kurtulamazsın. Sevgili dostlar, zindanda her gün tam 1000 rekat namaz kılardı. Sanmayın bunlar ibadetsizdir. Kalbim temizdir deyip de geçmediler. Alınlarında nasırlar oluştu bunların. Secdeden dolayı. İbadete bağlıydılar, Allah'a da yakındılar. Böyle namazım yok, orucum yok, haccım yok, sevgim var. Öyle değil. Sevgin olsun ama ibadetlerin de olsun. Birbirini tamamlasın. Biri zindandaki arkadaşlarından biri, Yusuf peygamberin zindan arkadaşlarından biri gibi. İdam mahkumuydu. Geldiler, adamın kollarından tuttular. Adam bağırdı, beni götürmeyin, idam etmeyin. Ben hayatı seviyorum dedi. Dediler ki, infaz edilecek emir çıktı. Sen asılacaksın. Çaresi yok. Adam son an, hani denize düşen bulduğuna sarılır ya, çıkarken Hallacı Mansur'a baktı. Allah dostu bana bir dua dedi. İdama gidiyor. Adam çıkarılırken odadan idama götürülmek için Hallacı Mansur secdeye vardı, parmağını kaldırdı. Parmağını indirmedi Hallacı. Gözlerini kapattı ve duaya başladı. 10 dakika sonra kapı yeniden açıldı. İdam mahkumu geri getirildi. Dediler ki, bölgenin valisi son anda, hiç kimsenin beklemediği bir anda onu affetti. İdamdan kurtuldu. Hallaç elini indirdi. Gönül ister ki onların dünyasından insan bir iktibasta bulunsa, hayatına bir rahmet getirse onların hayatından. Bizim tasavvuf tarihimiz muhteşem, bu tür muhteşem insanlarla doludur elhamdülillah. Biz bir Mevlana, bir Yunus diyoruz. Onlar çok önemli tabii ki bizim için. Ama nice Mevlanalar, nice Yunuslar yaşadı. Gönül dünyasını açtılar. Kibirden uzak durdular. Mütevaziydiler. Allah'a aşıktılar. Zeccacın dediği gibi, Allah'a aşık öyle kullar var ki mahşerde
Allah onları cennete koysa ama Allah dese ki ben kendimi size göstermeyeceğim. Yani ruhiyetullah olmayacak. Cennetin içinde bile olsalar figan etmeye başlarlar. Derler ki bizi cennetten çıkarın. Üzerlerindeki elbiseleri parçalarlar. Cehennem ahalisi nasıl cehennemden çıkabilmek için figan ederse Allah'ı görmekten uzaklaştırılmış olan Allah'ın dostları da cennetten böyle bağıracaklardır. Bizi cennetten çıkarın diyecekler. Allah'ı göremedikleri. Bu nasıl bir aşk? İşte işin temeli bu, biz özde değiliz. Biz kabuğundayız. Biz korku alemindeyiz, onlar aşk aleminde, sevgi aleminde. Biz birbirimize diyoruz ki Allah'tan kork. Onlar diyor ki Allah'ı sev. Aradaki fark. Allah'ı bil diyoruz. O Allah'a aşk, aşık ol. Muhabbet beslediyor. Farklı iki alem. Hallacı Mansur idama doğru götürülüyor. Elinde 13 pranga vardı. Bazen adını unuturdu. Diyorlardı ki sen kimsin? Ben kimim diyor. Sen hallaçsın diyorlardı. Hallaç kimdir diyordu. Sensin diyorlardı. Ben hallacım diyordu. Bazen o manevi halden onu idama doğru götürüyorlardı. Hallacı Mansur'u. İnsanlar etraftaydı. Ellerindeki taşları atıyorlardı. Taş atıyorlardı. Dar ağacına çıkarılacak. Hallacı Mansur şehit edilecekti. Hallacı Mansur dar ağacına doğru giderken hani Necip Fazıl'ın Mansur şiirini okumanızı tavsiye ederim. Mercan mercan uçuk dudağında kan, inci inci soluk şakağında ter, ne baş yedi ne kan içti bu meydan, bu meydan aşıktan canını ister. Sana taş attılar sen gülümsedin, dervişin bir çiçek attı inledin, bağrımı delmeye taş yetmez dedin, halden anlayanın bir gülü yeter. Hallacı Mansur idama doğru giderken halk toplanmış, elindekileri atıyorlar üzerine, kimi ayakkabısını, kimi taş, kimi başka bir cisim atıyor hallaca. Hallacın umurunda değil. Dar ağacına yaklaşırken bir dost Şibli, tasavvufun büyüklerinden biri, hallacın arkadaşı. Şibli elindeki şöyle gülü aldı. Son bir dokunuş diye hallacın üzerine fırlattı. Gül, gül, gül. Taşlar değiyor. Yüzünü kanatıyor, dilini, başını, kulağını. Hallacın umurunda değil, duymuyor bir şey. Ama dostun gülü, Şibli'nin gülü, halden anlayanın gülü, Hallacı Mansur'un yüzüne deyince hallac birdenbire sanki bütün organları kökünden sökülmüş gibi bağırmaya başladı, feryat etti. Acıyla haykırdı. Ah dedi. Yani yaktın. Yaktın beni anlamında. Ben yandım dedi. Dediler ki hallaç, bu kadar taş yedin, bu kadar yara aldın, sağın solun yırtıldı kırıldı, hiçbir taşa aldırış etmedin, bir gül mü seni bu kadar incitti? Onlar halktır dedi, halk bilmez dedi. Onlar mazurdurlar, bilemezler, halden anlamazlar. Ama bu bana gülü atan beni iyi tanıyor. Şibli, halden anlayanın bir gülü beni yakar, ötekiler beni hiç etkilemez. Dar ağacına çıkardılar, tövbe et dediler. Ben hiç tövbeyi bozmadım ki dedi. Dediler ki Allah hak olandır, elbette öyledir dedi. Başka şey diyen var mı ki dedi. Öldürün dediler, idam ettiler Hallacı Mansur. Denilir ki vücudundan akan kan yere la ilahe illallah yazdı. İkinci gün yaktılar, üçüncü gün külünü,
denize saldılar. Hakkın hak dostları vardır. Onları anlamak, onların bu cümlelerini çok iyi anlamak, iyi planlamak, iyi sorgulamak lazım. Son olarak Mısır'da bir hocam vardı. Mısır'da eğitim gördüğüm yıllarda. Profesör Abdülmunim Kıyı, tefsir profesörü, gözleri ama bir hocamızdı. Hocadan ders alırdık. Bir gün tasavvuf büyüklerinin halini sorduk. Dedik ki bazı tasavvuf büyüklerinin bu sözleri var. Hocam olaya nasıl bakalım dedik. Hocanın, Abdülmunim hocanın, Allah mekanını cennet eylesin sözü bana çok güzel bir örnek olmuştu. Hoca dedi ki, gençler, evlatlarım, biz 30 yaşındaydık o zaman. Peygamberimizin bile demediği sözler peygambere uydurulmuştur. Bazı sözler var. Sahih hadisler var, uydurma hadisler var. Bu tasavvuf büyükleri belki bu cümleleri hiç kullanmadılar. Belki kullandıklarının dışında kitaplara geçmiştir. Siz onlara kafir demeyin sakın. Onların aleyhinde konuşmayın. İlla ki bir şey diyecekseniz, tasavvuf büyüklerinin bir kısmının bu yanlış sözleri hakkında şunu söyleyin. Bu söz yanlış ama sahibini Allah bilir. Kişiler hakkında karar vermeyin. Sözü mahkum edin. Bu söz yanlış. Hiçbir insan ben Allah'ım diyemez, ben hakkım diyemez. Haşa. Ama sözün sahibine karışmayın. İnsaflı bir sözdü. Allah rahmet eylesin. Evet. Yedi yurdumdur batı, Allah'ım yürekler yakın. Yedi yurdumdur batı, Allah'ım yürekler yakın. Her gece hasretle yakın. Allah istedim peki, her gece hasretle yattım. Allah'tan istedim peki, Mekke ağladı gidince. Gözyaşı döndü denize, gül kokuna hasret kalmış. Sokaklar döndü deniye, Mekke ağladı gidince. Gözyaşı döndü denize, gül kokuna hasret kalmış. Sokaklar döndü deniye. Sanki Mekke öksüz kalmış, arşu ana yere yatmış. Sanki Mekke öksüz kalmış, arşu ana yere yatmış. Bir derdime bir dert atmış, sen de Mekke'den gidince. Bir derdime kalkmış, sen de Mekke'den gidince. Mekke ağladı gidince, gözyaşı döndü denize. Gül kokuna hasret kalmış, sokaklar döndü deniye. Mekke ağladı gidince, gözyaşı döndü denize. Gül kokuna hasret kalmış, sokaklar döndü deniye. Ey gönlüm,
yaşayan gözyaşıyla yoluran Kabe'yi bina kuran Hazreti İbrahim Halilullah yatar. Etrafa hor bakma, şu bastığın toprak altında yatan kefensiz neler, ne şehitler yatan. Mekke ağladı gidince, gözyaşı döndü denize, gül kokuna hasret kalmış, sokaklar döndü deliye. Mekke ağladı gidince, gözyaşı döndü denize, gül kokuna hasret kalmış, sokaklar döndü. Evet, sen gelince Mekke'den sokaklar döndü deliye. Başka nasıl anlatılabilir peygamberin yokluğu? Efendim kısa bir aramız var. Aramızdan sonra yeni bir perde açacağız. Yeni bir konuya gireceğiz. Kısa bir aradan sonra buradayız. Tövbesini unutan günahkarlarız. Biz Allah'a söz verdik. Dünya hayatına gelince aldandık. Aldattık ve aldandık. Şeytana aldandık. Dünyaya aldandık, nefse aldandık, dünyanın melanetleri karşısında şaşırdık. Ya Rabbi toparlanmak istiyoruz. Duamda tövbekarız. Sen Allah'ım desen, Ya Rabbi kul seni hatırladı desen, inan ki Allah sana kapıyı açacaktır. Dünya hayatına gelince aldandık, aldattık ve aldandık, şeytana aldandık, dünyaya aldandık, nefse aldandık, dünyanın melanetleri karşısında şaşırdık. Ya Rabbi toparlanmak istiyoruz, duamda tövbekarız. Sen Allah'ım desen, Ya Rabbi kul seni hatırladı desen, İnan ki Allah sana kapıyı açacaktır. Sevgili dostlar, şu anda evlerinde bizi izleyen güzel insanlar. Büyük ve küçükler, herkes. Öncelikle büyüklerden, yaşlılardan dua alalım, ellerinden öperiz onların. Hacı teyzeler, sizleri kastediyorum. Ellerinizden öpüyoruz. Benden büyük olan hacı amcalar, sizin de. Sevgili gençler, sizlere de Rabbim uzun, bereketli, hayırlı ömürler versin. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Rabbim sevdikleriyle haşreylesin. Hepimizi, hepinizi. Karun ve Hazreti Musa mücadelesinde kalmış bir ayrıntı vardı ki o son derece can alıcıdır. Karun, Musa Aleyhisselam'ın kavminden azgın. Musa, Hazreti Musa'nın da amcaoğluydu bildiğiniz gibi. Ama Karun'un helaki Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle anlatıldığı gibi hiç beklediği gibi olmamıştı.
bütün gücü, bütün kudreti, bütün kuvveti, bütün parası, saltanatı, askerleri, hazineleri. Karun'u kurtarmaya yetmedi. Allah onu gün geldi yer ile yeksan etti. Dün Karun'un yerinde olmak isteyenler, Karun'un hayatına özenenler dediler ki vay biz yanlış etmişiz. Allah bizi korumuş dediler Karun'un felaketinden. Kur'an onu anlatırken Kasas suresi şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen menfi şahsiyetlerden biridir. Haman gibi, Karun gibi, Firavun gibi isimler Kur'an-ı Kerim'in onaylamadığı şahsiyetler. Kur'an'ın övdüğü kişiler ise peygamberler. Karun Musa'nın kavmindendi, azgınlık etti. Febegâ aleyhim. Biz ona diyor Yüce Allah, anahtarlarını bile taşımak zor olan, güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hazinelerin anahtarı bile insanlara ağır geliyor. Böyle bir hazine. Kavminin ileri gelenlerinden insaf ehli Karun'a dediler ki la tefrah, gevşeme, böbürlenme, başkasına küçük gözle bakma. Zira Allah böbürlenen şımarıkları sevmez dedi kavmi ona. Sonra kavmi şöyle devam etti Karun'a dediler ki Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Bir Müslüman dünyası içinde dua eder, ahireti içinde. Ama ahiretini inkar edip, terk edip sadece dünyaya aldanmaz. Sadece dünyaya yüklenmez. Dünyadan nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap. Sakın yeryüzünde bozgunculuk çıkarma. Allah bozguncuları sevmez. Kasas 77. Ama Karun malının mülkünün Firavun'a yakın oluşunun gücüyle de bunların hiçbirini önemsemedi. Şöyle dedi. Ne Allah'ı dedi? Haşa. Çünkü onun Rabbi Firavun'du. Bunlar dedi bendeki zenginlikler, şu hazineler bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir dedi. Halbuki o Allah'ın kendinden önceki nesillerden ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Allah nice güçleri helak etti, nice kudretleri yok etti, bozguna uğrattı, nice binaları yıktı, nice imparatorlukları toz etti, buz etti Allah. Karun bunu görmedi mi? Görmek istemedi. Sandı ki aklının gereğidir. Halbuki nice akıllı insan var, belki ekmek bulamıyor. Nice aklı olmayan adam var, parayla oynuyor. Bu bir imtihan, bilmedi Karun bunu. Sevgili dostlar, Karun Firavun'la işbirliği yaparak Hazreti Musa'ya bildiğiniz gibi bir kadın fitnesiyle Musa'yı imtihan ettiler. Musa aleyhisselam o imtihandan, o tuzaktan bir an kurtulabildi Allah'ın lütfuyla. Kadın Hazreti Musa'ya sen benimle zina etmedin. İddia ettikleri gibi sen düşük bir adam değilsin. Sen gökten inen yağmur taneleri kadar temizsin dedikten sonra Musa aleyhisselamın kavmi Musa'nın arkasından gittikten sonra Hazreti Musa oyun bozulduğu için Allah'a secde etti. Allah'a secde ederken tek bir şey istedi. Dedi ki ya Rabbi bana imkan ve bana güç ver. Bana müsaade et, dua edeyim. Karun'u ve Karun'un etrafındaki avanesini helak et ya Rabbi.
Allah Musa'ya dedi ki, dua senindir. Senin duanı kabul ediyorum. Sen beddua ettiğinde Allah, yani Rab, Karun'u yanındaki sarayıyla, kaşanesiyle beraber, mal varlığıyla beraber yerle yeksan edecek. Yok edecek. Yeter ki istesen Musa. Musa başını kaldırdı. Allah yere dedi ki, Musa'yı dinle. Musa ne dua ediyorsa duayı yerine getir. Allah yere hükmetti. Musa aleyhisselam döndü ve Karun'un yanındaki adamlarına dedi ki, ya benim safıma geçin ya Karun'un safında olacaksınız. Tercih edin. İki şeyden birini, ya o ya ben. Ya Firavun'u ve Firavun'un gücünü temsil eden Karun'un yanında yer alacaksınız. Veya hakkı peygamberliği, Allah'ı ve peygamberini temsil eden benim yanımda olacaksınız. Karun'un etrafındakiler dağıldılar. Allah'ın nasıl onların tuzağını boşa getirdiğini görünce, Mısır'ın kötü kadını, kötülüğe düşürülmüş olan kadınının oyuna gelmediğini görünce döndüler ve dediler ki, biz Karun'un yanında yer almayacağız. Hazreti Musa aleyhisselam bunun üzerine dedi ki, ellerini kaldırdı göğe. Peygamberlerin eli kalktı mı semaya, boş dönmesi mümkün değil. Allah'ım dedi, Karun'u ve Karun'un yanındaki adamlarını ve hazinesini ve sarayını yere batır. Ben o mıntıkayı gördüm. Buhayratul Karun denilen bir bölge var. Karun'un hazinesinin battığı yer. Şu anda yıkık, kırık, dökük binalar var orada. Bir imparatorluğun, bir gücün, bir saltanatın, tevhide inanmayan, Allah'a inanmayan, Allah'ın kitabına inanmayan, Allah'ın peygamberlerini reddeden bir gücün nasıl tuz buz edildiğini, nasıl tarumar edildiğini gösteren çok ibretamiz bir hadisedir. Karun hadisesi. Hazreti Musa elini kaldırdı. Ya Rabbi dedi, Karun'u yere batır ya Rabbi dedi. Yer oynadı, Karun yere batmaya başladı. Topuklarına kadar yere battı. Kum Karun'u içeriye doğru çekiyordu. Karun'un adamlarıyla beraber. Karun, Hazreti Musa'nın toprağa hükmettiğini görünce, Hazreti Musa'nın eşyaya, tabiata hükmettiğini görünce, Allah'ın izniyle tabii ki kendini kurtarmaya çalıştı ama öyle değil. Sanki bin zamkla yapışmış gibi. Nasıl dağılacaklar ama? Geldikleri gibi arka arkasın dönüp gidecekler. Dün Karun'un yerinde olmak isteyenler, ibretle gözlerini fal taşı gibi açmışlar. Hazreti Musa elini bir daha kaldırdı. Ya Rabbi, Karun'u yere batır dedi. Karun yere battı. Dizlerinin dizlerine kadar yere battı. Öleceğini anlayınca, ya Musa, ey Musa diye bağırmaya başladı. Ama celalli peygamber, celal sıfatının tecelli ettiği Hazreti Musa aleyhisselam ki, Hazreti Musa Samiri kavmini yoldan çıkardığında, buzağa taptırdığında, Hazreti Musa kardeşi Harun'un yakasını, sakalını tutmuş, sallamış bir peygamber. Celalli, sert, otoriter bir peygamber. Kendisine yapılan ihaneti affetmedi. Tezgahı bozdu ama tezgahın sahiplerini cezasız bırakmak istemedi. Karun batmaya başladı. Hazreti Musa yeniden ellerini kaldırdı. Ya Rabbi onu yere batır dedi. Bu sefer göğsüne kadar yere battı. Sarayı da, o büyük saray, o hazineler,
O insanların gıptayla baktığı mal, dünya malı yavaş yavaş çökmeye başladı. Hazineleri ve malları ve sarayları büyük çatlaklarla yere yavaş yavaş kuleleri yıkılıyor. Bütün Mısır'ın ileri gelenleri hayret ve dehşet içinde Musa Aleyhisselam'ın bu büyük mucizesini gözleriyle görüyorlar. Karun bağırıyor, Musa, 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 Musa. Hazreti Musa hiç oralı değil. Ve sonra Hazreti Musa Aleyhisselam bir daha Allah'ım onu yere batır dedi. Karun ve yanındakiler boğazlarına kadar diri diri yere battılar. Hazineler de, sarayı da, malı da, mülkü de, hayvanları da, o cirit hayvanları da, neyi varsa tümüyle. Son bir an, son bir güçle, ya Musa affet beni. Musa affet beni. Beni yere batırtma Musa. Hazreti Musa elini kaldırdı. Ya Rabbi batır onu dedi. Toprak Karun'u ve yanındakilerini altına çekti. Toprağın altında debelene debelene ölüp gittiler. Hazreti Musa bir peygambere tezgah kurmanın, ihanet etmenin bedelini onları öldürerek, bir mucize ile yok ederek gösterdi. Şimdi Kur'an-ı Kerim anlatıyor onu. Düne kadar Karun'un malına ve mülküne tamah edenler, dünya varlığına, dünya varlığını anlata anlata bitiremeyenler, daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, dediler ki vay, demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğinden de kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de dibi, yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak demeye başladı. Ayet-i kerimeyi bir de okuyalım isterseniz. Kasas 82. Daha dün onun yerinde Karun kadar zengin olmayı, Karun kadar güç sahibi olmayı, Karun kadar iktidar ve muktedir olmayı arzu edenler vay dediler. Demek ki Allah kullarımdan dilediği kimselere rızkı bol verirmiş. Dilediğine kısarmış. Karun'a bol verdi, bize kıstı. Ama Allah bize lütfetti, bizi Karun'un yerine koymadı. İyi ki kazanmamıştır dediler. İyi ki malımız yokmuş dediler. Ve pişman oldular. Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak demeye başladı. Ayet son noktayı koyuyor. İşte ahiret yurdu. Değil mi? Tilke darul ahira işte. Ahiret yurdu bu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan, bozgunculuk çıkarmayanlara veririz. Sonuç, Allah'a karşı gelmeyenler kazanacaklar. Sonuç, Allah'a itaat edenler kazanacak. Sonra devam et. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de kötülük getirirse bilsin ki kötülük isteyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. Karun askerleriyle, Karun gücüyle, sermayesiyle yere battı. Hazreti Musa Tur-i Sina'ya gitti yeniden. Tur-i Sina'da vahiy almak için oraya gidiyordu. Allah Musa'ya sordu, Musa dedi. Lütfen bu noktayı kaçırmayalım beraberce. Allah sordu, Musa dedi. Sen benden Karun'u helak etmen için izin istedim, sana izin verdim ben Musa. Evet ya Rabbi. Peki ey Musa. Karun ölmeden önce kaç kez seni çağırdı? Kaç kez sana ya Musa, ya Musa beni affet,
Ya Musa beni affet diye kaç kez sana haykırdı. Belki 100 defa çağırdı. Musa beni affeyle, Musa beni affeyle diye kaç kez Karun haykırdı. Sen onu affetmedin Musa. Pişman olmuştu. Sen onu affedebilirdin Musa. Hazreti Musa dedi, ya Rabbi ben celalliydim. Bana yapılanı kaldıramadım, tahammül edemedim ya Rabbi. Ya Rabbi ben bana yapılanı kaldıramadım. Allah Hazreti Musa'ya şöyle dedi, Musa, o sana belki 100 defa ey Musa diye haykırdı. Celalim hakkı için diyorum ki ben, celalim hakkı için diyorum ki, bana bir kez, yani sana 100 kez değil de, bana bir kez, Allah'ım beni kurtar deseydi, şanıma yemin olsun ki ben onu kurtarırdım. Affederdim. Allah işte Allah. Kul nasıl Allah'ı anlatabilir? Allah'ım bizi müdrik olanlardan, idrak sahibi olanlardan eyle ya Rabbi. Evet, devam edeceğiz. Karun olayı yeni bir olayı tetikledi. Söyleyeceğim ama sabi ilahiden sonra inşallah. Can vermişler birer birer umudum topraklarımda. Öyle bir sevdadır ki o kefen bile giymemişler. Can vermişler. Toprağa gark olmuş nazik tenler.
tatlı dilleri. Gelin, gelin duadan unutmayın bunları. Ah, ne söylerler, ne bir haber verirler. Can vermişler bire bire, Uhud'un topraklarında. Böyle bir sevdadır ki o, kefen bile giymemişler bu. Efendim, Hazreti Peygamber Miraç'a çıkarken, Allah'ın Peygamberi Miraç'a çıkarken semanın derinliklerinde bir koku duydu. Müthiş bir koku. Ama çok güzel bir koku. Esanslar, şunlar bunlar hafif kalır. Cennet kokusu gibi güzel bir koku. Sordu Cibril, dedi nedir bu, dedi. Burası neresi? Cebrail dedi ki, ya Resulallah, bu bir kadın iki çocuğu ve kocasıyla dört kişinin mezarının bulunduğu yer. Demek ki ruhlar alemi de bir manevi mezar var orada. Orada en güzel, en muhteşem gül bahçelerinden daha güzel bir koku var orada. Hazreti Peygamber, kim bu Cibril, dedi. Bu, dedi, Firavun'un kızının dadısı Maşita. Tarakçı kadın, tarakçı. Ve çocuklarının ve kocası. Maşita'nın hikayesi şu efendim. Firavun döneminde asil bir kadın. Dirençli, mümin bir kadın. İmanını hayatı haline getirmiş. Sözde Müslüman değil. Sözde tevhid ehli değil. Tevhidi kullananlardan değil, tevhide ram olanlardan. Farklı ikisi. İslam'ı kullanan var, istismar eden, görüntüsüyle, her şeyiyle. Hakikaten yaşayan var, kalpten. İkisi farklı. Mahşıta hakikatin içinde, tevhidin bir eri. Firavun'un kızının dadısı bir gün hamamdayken Mahşıta içten içe Hazreti Musa'ya inanıyor. Musa'nın Allah'ın peygamberi olduğunu farkında Maşita. Hamamdayken, Firavun'un kızının saçını tararken işte, elindeki tarak yere düşüyor. Biz Maşita tarağı alırken boş bulunuyor, imanını açığa veriyor. Bismillah, Rabbi Musa diyor. Bismillah, bir Rabbi Musa. Musa'nın Rabbinin adıyla Bismillah diyor. Firavun'un kızı birden, bu ne diyor, bu ne? Benim babamdan başka Allah mı var diyor, haşa. Yani Bismi Firavun demesi lazım. Bismi Firavun, Firavun'un adıyla demesi gerekirken Allah'ın adıyla dedi. Sen, dedi, Maşita, yoksa sen de Musa'ya inananlardan biri misin, dedi. Sihirbazları mat etmiş Firavun, Hazreti Musa. Karun'u batırmış yere. Bu dönemde herkes öbek öbek gizli gizli Musa'ya iman ediyor. İsrailoğulları Musa'ya, Hazreti Musa'nın peygamberliğini kabul ediyor, yayılıyor. Dedi ki, senin de babanın da benim de Rabbim Allah. Senin baban kendini Allah zannediyor ama zavallı bir adam. Hemen haber Firavun'a ulaştı. Firavun Maşıta'yı sorguya çekti. Maşıta dedi ki, ben la ilahe illallah Musa kelimullah diyorum. Musa Allah'ın peygamberidir. Allah'tan başka ilah yok. İnkar et Musa'yı, dedi. İnkar etmem, dedi. Bağlayın bu kadını, dedi. Hazreti Maşıta'yı bağladılar. İşkence başladı. Aylarca süren bir işkence. Tırnakları söküldü. Saçlarından tavana asıldı. Çarmıha gerildi.
Firavun kendini Allah zannettiği için öyle bir zulüm uyguladı ki Mahşita'ya, onu vazgeçirmek için. Ama gücü o kadına yetemedi. İman eden kişiye kimsenin gücü yetmez. Sadıksa imanında. Problem yoksa imanında. İmanında problem varsa çatır çatır dökülür. Şartlar değişimi birdenbire her şeyi satar. O sahtekar, o menfaatin imanı. Öteki iman, hakiki iman. Dağ gibidir böyle, dimdik durur. Mahşita durdu. İman. Firavun aciz düştü Mahşita'nın imanı karşısında. Dedi ki, var mı bu kadının etkileyecek bir gücümüz? Dediler ki, kızı var. İki çocuğu var. Firavun dedi ki, getirin kızını. Getirdiler. Dedi ki, bak 5 yaşındaki kızını öldürürüm. Mahşita iman etti. Şeytan Mahşita'nın ruhuna uğradı. Dedi ki, annesin sen. Bir kelime söyle. Firavun'a de ki, sen Allah'sın de, ne olacak? Kendini helak etme. Çocuğuna yazık dedi. Ama melek göründü. Mahşita, dünya ebedi değil, geçici. Üzüleceksin ama kazanacaksın sonunda. Söyleme yanlışı. Söylemedi. Kızını Mahşita'nın yanında öldürdüler. Mahşita hiç dönmedi. Firavun kundaktaki çocuğunu getirtti. Çocuk annesinin memesine saldırıyor, göğsüne. Süt emmek için. Firavun engelletiyor. Uzun günler böyle geçti. Firavun dedi ki, çocuğunu da öldüreceğim. Bebeğini de kundaktaki. Ya benim Allah'lığımı kabul et, veya onu da öldüreceğim dedi. Mahşita bir an çözülecek. Firavun'a Allah'sın diyecek. Çocuğu yanındayken dile getirdi. Geldi. İsbiri ya umma. İnneki alel hak. Çocuk konuştu. Hani konuşan 3 kişi, 3 bebek var diyorlar ya kundakta. Biri bu işte. Mahşita'nın çocuğu dedi ki, anneciğim sabret. Sen hak üzerindesin. Bundan bile ibret almadı. Firavun onu da öldürdü. Mahşita'yı da öldürdü. Onları bir kazanda kaynattı. Yok etti. Kaynata kaynata. Mahşita'nın kocası geldi. Firavun'a dedi, sen zalimsin. Sen bir şey olamazsın. Onu da öldürün dedi. Nasıl bir ölüm istersin? Firavun'a yakın bir adamdı. Beni de çocuklarımla ve karımla beraber aynı kazanda kaynat dedi. Aynı kazanda kaynadılar. İşte peygamberin Miraç'ta duyduğu koku o Mahşita'nın ve çocuklarının ve eşinin kokusu. Allah zalimlere elbette ki mühlet verir ama Allah zalimleri elbette ki çetin yakalayacaktır. Evet, bu gece de duayla bitirelim mi arkadaşlar? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. İlahi ya Rabbi, bizleri affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, günahlarımızı ört ve sil ya Rabbi. Ya Rabbi, mahşerde kitabını sağ elinden alanlardan eyle. Önünden ve sağ elinden alanlardan eyle. Kitabını solundan ve arkasından alanlardan etme ya Rabbi. Ya Rabbi, tövbekarız, tövbemizi kabul eyle ya Rabbi. Kalbimizi temizle ya Rabbi. Bizi kötülüklerden uzak eyle ya Rabbi. Kendine kul, Habibine ümmet, kıblene, Kabe'ne dönenlerden eyle ya Rabbi. Bizlere namaz aşkı nasip eyle ya Rabbi. Peygamber sevdası nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, anne ve babalarımıza rahmet eyle. Mekanlarına cennet eyle. Yaşayan annelere babalara uzun ömürler nasip eyle ya Rabbi. Hastalara şifa nasip eyle. Öyle bir şifa nasip et ki ya Rabbi, hasta hasta olduğunun farkına varmadan bile İsmi Azam'ın hürmetine şifa bulsun ya Rabbi. Hasta olanların da hastalıklarını bir daha çevirtme ya Rabbi. Amin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Efendim, Allah hepinizden ebeden razı olsun diyorum. Ezana bağlanıyoruz. İftar yarın 19.50'den itibaren ATV'deyiz. Teşekkür ediyorum evdekilerin, herkese de. Allah yar ve yardımcı olsun. Allahu Ekber. Allah.
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر Yeah.